Merhaba arkadaşlar, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bir süredir kanalımızda kendi RC denizaltımızı yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki projelerde 3 bölüm halinde bununla ilgili bazı bilgiler paylaştım. Bugünkü projemizde balans tanklarıyla ilgili bir değişiklik yapacağız. Bugün bu değişikliğin nasıl olacağını detayları sizlerle incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi balans tanklarımızı 5 adet enjektör kullanarak yaptım. Yalnız şöyle bir problemle karşılaştık. Enjektörler zaman zaman sıkışabiliyor. Şu kısımlara gördüğünüz gibi yağlama yaptım. Yalnız yine zaman zaman burada sıkışmaların olduğunu gözlemledim. Gördüğünüz gibi şu anda her şey tıkır tıkır yerinde çalışıyor diyebiliriz. Daha önce videoyla ilgili bilgisi olmayan arkadaşlara da bazı bilgiler verelim tabii ki bu aşamada. Denizaltımız 6 kanallı bir alıcı verici ile çalışıyor. Burada bu kısımda dalış ve çıkış kanatçıklarımız olacak. Balans tanklarımız buna tamamen destek olacak. Arkada yön dümenimiz. Gördüğünüz gibi buradaki servo. Son olarak ise şöyle çekelim. Arka kısımda ise 2 adet motorumuz bulunuyor. Burada şaftımızla birlikte. Tabi buraya farklı bir pervane yapacağız. Bu pervane şaftla birlikte benim temin etmiş olduğum pervane. Bunlar yüksek ısı pervanesi. Ve fanusumuz burada. Bu malzeme tamamen bunun içerisinde izole, sudan izole bir şekilde çalışacak. Tabi bunlar süreç alıyor, zamanlama alıyor. Bu arada ben farklı değişikliklere gidebiliyorum. Bugün denizaltımızın batış tüpünün bir adet prototipini hazırladım. Evet, bugünkü projemizde farklı bir dalış tüpü sistemi hazırladım. Bunu test edeceğiz. Eğer bu sistem başarılı olur ise buradaki enjektörlerden yapmış olduğumuz balans tank yerine şu şekilde bir farklı tüp yaparak bu denizaltıya bunu montaj yapacağız ve inşallah en kısa zamanda bunu suya indireceğiz. Şimdi gelin bu tankımızı test edelim. Evet, şimdi balans tankımızı test edeceğiz. Evet, şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi yüzüyor. Tabii bunu batırmamız lazım. Buna belli bir ağırlık kazandırmam lazım benim. Şu şekilde bakalım, bir tane akü batar mı? Batıramıyor sanki. Aküyü bağlayalım buna. Evet, bu ağırlık direkt dibe battı. Yani bu şekilde olmamalı. Biz buna hava tüpleri ilave etmeliyiz. Bakın, iki tarafa da eşit şu şekilde tüpler ilave edeceğim. Şimdi tam dengeyi yakalamak önemli burada. Tekrar bırakıyorum. Evet, sanki yüzecek gibi. Evet. Evet, şu anda dengeyi bulduk arkadaşlar. Hemen teste geçelim. Mantık olarak şu şekilde işleyecek arkadaşlar. Buradaki hazneye su alacağız pompayla. Evet, denizaltı battı. Ama tabii burada yanlış olan bir şey var. Hava kaçırıyoruz. Esasında bizim hava kaçırmamamız gerekiyordu.
Mevcut olan havayı kaybetmememiz gerekiyor arkadaşlar. Hava kaybı olduğu sürece denizaltının su üstüne çıkması imkansız hale gelecektir. Biz sadece suyu tahliye edeceğiz. Evet, yavaşça su basıyoruz şu anda. Evet, buradan göründüğü gibi su doluyor. Dolan su kadar da hava diğer kabın içerisine doluyor. Gördüğünüz gibi kap şişmeye çalışıyor şu anda. Evet, durdurabiliriz. Şu anda denizaltımız battı. Ama yine sızmalar mevcut. Çünkü içerideki hava kompresör vasıtasıyla sıkıştı ve bizim kabımız tam izoleli bir kap olmadığı için görüyorsunuz orada küçük bir sızıntı var. Yine hava kaybettik. Tabii bu havayı bizim kaybetmememiz gerekiyordu. Şimdi bunun su yüzeyine çıkması için ne yapmamız gerekiyor? İçerideki kabın içerisindeki suyu dışarıya tahliye etmemiz gerekiyor. Peki dışarıya tahliye ederken vakum oluşacak mı? Hayır, oluşmayacak. Çünkü büyük kabın içerisinde zaten biz havayı sıkıştırmıştık. Hava kolaylıkla içerideki kabın içerisine dolacaktır ve boşalan suyun yerini hava aldığı için denizaltımız tekrar su yüzeyine çıkacaktır arkadaşlar. Evet, ikinci balans tüpümüz daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Hem daha az enerji tüketecek, hem arızaları giderebileceğiz arkadaşlar. Buradaki enjektörlerin sıkışmaları konusunu çözmüş olacağız sanırım. Önümüzdeki projede tamamen buradaki mekanizmamızı, gövdemizi alacağız ve denizaltıyı aşama aşama sonuca doğru ulaştıracağız diye düşünüyorum. Videoyla ilgili istek önerileri tabii ki yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hoşçakalın.